Herkese merhaba. Arçelik Uyar kanalına hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün size Arçelik'in 284-630 EI modelini anlatacağım. Geniş aileler için üretilen bir dolaptır. Ve Arçelik'in en çok satılan serilerinden bir tanesidir geniş hacimlerde. Şimdi hep beraber inceleyelim. Şimdi dolabımızın içini inceleyelim. Biraz büyük bir dolap. XTAR hacimli. 580 litre hacimlidir. Bu söylediğim net litresi. Bu üründe leke tutmayan inox mevcuttur. Şöyle dışına baktığımız takdirde leke tutmayan inox mevcuttur. Burada tabii ki eller ıslaksa biraz parmak izi bırakıyor ama suyla hafif nemli bezle bir sildiğimiz takdirde hemen geçecek anlamında söylüyoruz bu uyarıyı. Saplarımız alüminyum saptır. Saplar kesinlikle parmak izi bırakmıyor bu arada. Şimdi şöyle bir açalım, inceleyelim. Dolapta standart olarak Cool Plus Arçelik'in klasik Cool Plus No Frost soğutma sistemi. Burada soğutmayı, dondurucudaki soğutmayla üstteki soğutmayı birbirine karıştırmayan bir soğutma sistemidir bu. Bu da koku ve tatları birbirine karıştırmayan bir teknolojidir. Cihazın içinde Full Fresh teknolojisi mevcut. Buralarda yazıyor zaten Full Fresh. Full Fresh dediğimiz olay bu kahvaltılıkla sebzeliğin arasında nem dengesini koruyan bir sistemdir. Arçelik'in geliştirmiş olduğu bir sistemdir. Arçelik'in yıllardır kabul ettirmiş olduğu bir teknoloji, mavi ışık teknolojisi. Mavi ışık teknolojisinde yiyecekleriniz çok uzun süre saklanabiliyor. Burada sebze ve meyve fotosentez yaparak çok uzun süre durabiliyor. Buzdolabımızda hem kahvaltılık hem de 0 derece bölmesi diyoruz buraya. Dondurucudan çıkarttığınız yiyeceklerin dışarıda çözülmemesi için, burada çözülmesi için bir bölme yapmış firmamız. Bu şekilde de yiyecekleri burada çözdürürseniz de eğer daha sağlıklı çözülecektir. Aynı zamanda burası kahvaltılık olarak da kullanabilirsiniz. Burada da kahvaltılıklarınızı günlerce, haftalarca uzun şekilde tutabilirsiniz sağlıklı bir şekilde. Buzdolabımızın çok güzel çift taraflı LED aydınlatması var. Bu da içinin yiyecekleri daha rahat görmenizi sağlıyor. Buzdolabımızda şu şekilde işlerini de göstereyim yumurtalıkları. Altı açtığım takdirde güzel bir ice maker. Güzel bir buz adaptörü koymuşlar. Üst taraf kapaklı. Alt tarafları açtığım takdirde çekmeceli. Ve buradaki plastikler de gayet kalındır. Onun dışında bir de ben size alt çekmeceyi göstereyim. Alt çekmece birazcık daha dardır derinliği. Arkada kompresör olduğu için, motor olduğu için de bu çekmece birazcık daha daralıyor. Ama kombi dolaplarda hep bu olan standarttır. Tekrar içine girdiğimiz takdirde burada kötü kokuları yok eden bir karbon filtre vardır. Şurada içinde siyah yerleşik. Bu da kötü kokuların oluşumunu engeller. Burada Sensitive Cool dediğimiz bir teknoloji var. Buradaki sensörler sayesinde dolabın soğutmasına yardımcı olan bir teknolojidir. Kapı açık alarmımız mevcut şu andaki çalıştığı gibi. Kapattığımız takdirde yine tekrar alarmı devre dışı bırakacak. Şimdi bu dolapta hoş bir detay göstereceğim size. Ben çok seviyorum bu detayı. Şimdi burada bıraktığımız takdirde dolap duruyor. Kapak. Bir stopper koymuşlar buraya. Burada bıraktığım takdirde de otomatik kendi kendine kapağı çekecek. Bu çok güzel bir detay. Kapağınızın açık kalmasını engelliyor. Bu mekanizma alt bölmede de mevcut. Bu şekilde bıraktığım takdirde çekiyor. Aynı zamanda buzdolabının elektronik panelinden bahsetmiştim size. Onu birazcık size burada anlatayım. Burada üst tarafı gösteriyor, burada da alt tarafı gösteriyor. Genelde tüketicilerimiz kendi isteğine bağlı olarak değiştirebiliyor ayarları. Genelde 4 derece ile 8 derece arasında soğutmanızı biz tavsiye ediyoruz. Ama 4 derece burada en soğuk derece diyebilirim. Diğerleri de çok düşük kalıyor. Şu alt tarafta da genelde 18 ile -22 arasında durması yeterli olabiliyor. Buradaki düğmeye 3 saniye boyunca basınca tuş kilidine geçti. Burada da çocuk kilidi olduğu için de çocuklar kurcalamayacak, öyle düşünebiliriz. Burada şoklama bölümü. Bu düğmeye bastığımda alt taraf şoklamaya geçti şu anda. Burada da üst tarafa bastığımda üst taraf şoklamaya geçti. Şoklama ne işe yarıyor? Birazcık kısaca bahsedeyim. Farz edelim ki marketten bir yiyecek aldınız. Yiyecekler birazcık yumuşadı veyahut da işte bozulma yüz tuttu. Burada şoklama yaparak hemen ani müdahale edebiliyorsunuz. Böyle bir güzel bir teknoloji. Buradaki düğmeye 3 saniye boyunca basınca tatil moduna geçti. Farz edelim ki tatile gittiğinizde üst taraf kapandı, alt taraf hala çalışıyor. Yiyecekleriniz altta
saklamaya devam edebiliyorsunuz. Şu anda 3 saniye yine boyunca basınca yine tatil modunu devre dışı bırakmış oldum. Ekonomi modu, modunda çalıştırdığımız takdirde ürünümüz 6 saat boyunca kapağını açmazsanız ekonomi modunda çalışıyor. Bu da elektrik tasarrufunu sağlayabiliyor. Veyahut da siz çok sık açıp kapattığınızda dolap ona göre soğutmayı arttırabiliyor. Bu da güzel bir teknolojisi dolabın. Arçelik artık tüm buzdolaplarında ProSmart Inverter motoru kullanıyor. Bu üründe de ProSmart Inverter motoru kullanılıyor. Onun için de buzdolabımız hem elektrik tüketimini az harcayacak hem de yıllarca bu motor dayanabilecek. Buzdolabımızın enerji tüketimine gelirsek yeni enerji kanununda F sınıfıdır. F sınıfı da eski kanuna göre çift artılı bir tüketimde, bu da bu buzdolaplar için yeterli ve kabul edilebilir değerdir. 404 kW tüketiyor ya, bu yıllık elektrik tüketimidir. Buzdolabımızın dondurucusu 180 litre, soğutucusu da 400 litre. Dondurucuda ve soğutucuda gayet büyük bir hacme sahip. Bu ürünün net hacminin de size toplamının 580 litre olduğunu da videonun başında söylemiştim. Buzdolabımızın motoru inverter kompresörlü olduğu için de ses seviyesi de çok düşüktür. 38 desibel. Buzdolabımızın ölçülerinden bahsetmemi isterseniz de 1.83 boyu var, yüksekliği, 84 santim genişliği var, tam 75 santim de derinliği var. Bu da mutfaklarınızda kapladığı ölçüdür. Arçelik'in 284-630EI modeli geniş olmasıyla, mavi ışık teknolojisiyle, full fresh teknolojisiyle sebzelerin hem uzun sürede saklamasını sağlıyor, 3 kadar bunu arttırabiliyor ürün, hem de geniş hacimler size sunabiliyor. Aynı zamanda inox paneliyle de çok şık mutfaklarınızda durabiliyor. Ürünün daha önceden de üretimleri mevcuttu. 26-30, 24-87 modelleri gibi çok daha devamları vardı. Bu şu andaki en son güncel versiyonu. Son güncel versiyonlarında elektrik tüketimleri düşürüldü. Full fresh teknolojiler eklendi. Panellerde değişiklik yapıldı derken dolap bugüne kadar geldi. Tecrübeli dolap isteyen müşterilerimiz için tavsiyemdir. Ürünle ilgili sorularınız olursa bize kanalımızda yazarsanız yorumlara, biz size cevaplayacağız. Ürünü mağazalarımızda görmek isterseniz de sizleri mağazalarımıza bekliyoruz. Bana vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum.